Kulak çınlaması son zamanlarda oldukça yaygın bir hastalık. Tedavi, destek mümkün müdür? Kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör var. Evet. Kişinin çalışmış olduğu iş ortamı, askerse silahlı talim, eğitim yapıyor, polisse evet. veya çok gürültülü ortamda çalışıyorsa veyahut da bazıları diskotekte diskojeyi vesaire bu tür işler yapıyorsa, bazıları da eskiden Walkman vardı, küçük küçük kutu gibi müzik dinlemek için gençler sürekli kulaklarına kulaklık takar müzik dinlerlerdi. Şimdi cep telefonuyla takıyorlar kulakları, durmadan kafaları sallıyorlar böyle. Çok yüksek tonda müzik dinliyorlar. Ne yapıyor? Farkına varmıyor. 5 yıl, 10 yıl sonra kulakları gidecek. Olsun gitsin diyor. Ha. Önemli olan müzik dinleyeyim de kulak da giderse gitsin. Yani kulak çınlamasını tetikleyen birçok faktör var. Bir, ikincisi orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, bademcik iltihaplanması gibi rahatsızlıklar ne yapar? Kulak çınlamasını tetikler. Orta kulakta iltihaplanma olur da orta kulak aynı koni gibi belli bir noktada daralır. İltihap Evet. burada sertleşir, kemik gibi olur. Salyangozu sıkıştırır. Salyangozun şeklini bozar, deforme eder, sinirlere zarar verir vesaire. Salyangozun içinde silah arselin dediğimiz tüy hücreleri böyle halının üstündeki iplik gibi. Bunlar deforme olursa ne olur? Dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletmekte zorlanır. Böylece kulak çınlaması başlar. Kulak çınlamasına karşı dünyada en etkili bitki Ginkgo biloba. Evet, bu gördüğünüz resmi burada var. Bitki de şurada, kavanozda. Ginkgo biloba iki loblu oldu. Evet, böyle mi? Ginkgo biloba. İki loblu olduğu için biloba denir. Yaprağı beyne benzer zaten. Beyin de iki loblu. Bu yaprakta iki loblu. Şimdi bazıları Ginkgo'nun hapını, damlasını, drajesini yapıyor. Fakat Ginkgo'nun birleşimindeki etken madde nedir? Ne kadardır? Ginkoloidler. %0,025 ile %0,5. Yani bir çuval Ginkgo çayı içseniz bir faydası olmaz değil de olur da %1 olur. Belki. Yani bir çuval Ginkgo yaprağını çayını iç 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 kulak çınlamasına karşı iyi gelir mi? Gelmez. Türkiye'deki firmaların çoğu değil %99'u bu Ginkgo'nun yaprağını öğütüyor, kapsül yapıyor, draje yapıyor, hap yapıyor. Allahümme salli. Olmadı. Vatandaşı 3 kuruş için dolandırmayalım. 50 kuruşa mal ediyor. 50 liraya, 100 liraya, 150 liraya satıyor. Yani vicdan lazım biraz, vicdan. Şimdi bunun nesi etkili? Ginkoloidler. Ekstresi. Ginkgo'nun damıtılarak yaprağın birleşimindeki etken maddeyi destilasyonuna alırsın, ekstrakt yaparsın, etkili. Fakat buna sadece ginkgo yeterli değil tabii. Alıç yaprağı ve çiçeğin ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, enginar ekstraktı gibi çok güzel bir formül geliştirdik biz. Şimdi sadece Almanya'da 292 doktor, bunlar uzman, kulak, burun, boğaz doktoru. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmişler. Neyle? Ginkgo biloba'nın ekstresiyle. Tozuyla değil, bitki tozu değil, bitki tozu değil. Bitki tozu sıfıra yakın etki. Bitkinin ekstresiyle tedavi etmişler. Evet, İbrahim Bey bir telefonumuz var. Dilerseniz onu cevaplayalım. Alo. Merhaba, iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz acaba? Ülkü Yazgan Hanım. Hoş geldiniz Ülkü Hanım. Buyurun Alo. İbrahim Bey'e sormak. Sesimiz Ülkü geliyor Yazgan mu? hanımefendi. Telefonunuzun sesiyle lütfen Hoş bulduk. televizyonun sesini kısar mısınız hanımefendi? Efendim şimdi... Telefonumuzun sesini kısalım hanımefendi. Telefondan cevap verelim. Kıstım. Peki. Buyurun İbrahim Bey'e sormak istediğiniz nedir? Şimdi
İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı benim İbrahim Bey'e sormak istediğim, beni ere benimki kulaktaki kristallerin yerinden oynaması. Yani hastalığım. Fakat şöyle bir durum var. Benim başım dönüyor. Kulak çınlaması yok bende. Evet. Duymada da noksanlık yok. Fakat evet, korkunç derecede başım dönüyor. Evet. Böyle bir durum var. Şimdi, acaba buna bir şey olabilir. Ben doktora da gittim. Doktora gittim. Anladım. Beynimin tomografisi falan çekildi. Menire. Fakat ilaç da alıyorum. Evet, anladım. Bir netice alamadım da acaba bitkisel bir çözüm var mı diye. Tabii var. Tabii. Şimdi şöyle. Kulak, yani salyangoz denmesinin, iç kulağın içinde salyangoz denmesinin sebebi organa salyangoza benzediği için. Üstünde iki tane anten gibi yay var. Eğik yay gibi. Bir de yatay yay var. Üç tane yay var salyangozun. İkisi üzerinde, biri yatay. Şimdi bu yayların içerisinde kristaller var. Yani bunun içerisinde sıvı var. Kristaller oynarsa, bunun içerisindeki sıvı azalırsa veya çoğalırsa, tansiyondan, yüksek tansiyon, düşük tansiyon vesaire çeşitli sebeplerden dolayı denge problemi ortaya çıkar.